İnşallah diyelim. Allah şifa versin Emine Hanım'a da. Tayyip Bey de bugün itibariyle çalışmaya başlayacağı büyük ihtimalle belirtiliyor. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü testlerinin pozitif çıktığı belirtilmişti ama o günden bugüne de sürekli evde de olsa çalışmalarını sürdürüyordu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Şimdi böylesine çalışan hastalık sürecinde bile tabii ki ağır bir hastalık süreci de geçirmediği anlaşılıyor. Ama ne olursa olsun en azından yani bir hastalığın pozitif çıkmış olma durumu bile insanı belli noktada strese sokabiliyor. Ama hastalık sürecinde bile evden çalışabilen, çalışmayı devam ettiren bir cumhurbaşkanıyla karşı karşıyayız. Öbür taraftan da her daim anlatacağım ben, her daim söyleyeceğim. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde benim de çok ağrıma giden bir eleştiri vardı AK Parti'ye, Binali Yıldırım'a. Ya bunlar lüks şatafat peşinde koşuyorlar. Hayatları şöyle şöyle güzel lükslerle dolu. Yazlık, kışlık, baharlık lüks araçlar kullanıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreterler deniliyordu. Şimdi Murat Ongun yeni Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın sözcüsü Ekrem Murat Ongun Cenevre'de tatile gitmişti. Bir yanda, bir tarafta hastalığı sürecinde bile evden çalışmayı sürdüren Tayyip Erdoğan, diğer tarafta da 2,5 yıllık süreç içerisinde kaç gün tatil yaptığının peşinde değiliz biz ama kar sebebiyle mahsurluk yaşanan bir dönemde attığı tweet üzerine suçüstü olması hasebiyle öğrendiğimiz, Cenevre'de tatil yaptığını öğrendiğimiz Murat Ongun acaba işbaşı yaptı mı, yapmadı mı? Onu da sormuş olalım. Kimler kimleri eleştiriyorlar ve kendileri ne yapıyorlar? Bir anlamda bunları tekrar tekrar söylememiz, hatırlatmamız gerekir ki karşı cenah küçük küçük fotoğraflar üzerinden, bir küçük kare üzerinden sanki 24 saat öyle geçiyormuş gibi AK Partililer için, AK Parti de önemli değil, dindar insanların tamamı için öyle bir algı oluşturuyorlar. O açıdan da ben bu kıyaslamayı yapmayı önemli görüyorum. Tabii o küçük küçük şey.